Sevda mı yok? Evet yok, uyanın. Uyuyakalmışım. Nereye gitti ya? Bilmiyorum. Pelin. Hadi. Yavrum, ben... ne diyorsun sen? İyi misin? Ben... Ekmekle falan tuvalete mi girdin, çarpıldın böyle? Hadi. Tövbe estağfurullah. Ya Allah Allah, ne oldu bu kıza ya? Ne bileyim, Muhsin'in bir alt sürümüne güncellenmiş. Nasıl reset attı acaba? Saçını başını yolmak istiyor. Tamam, ben hallederim. Muhsin'i çözdüm, bunu mu çözemeyeceğim? Yolla. Hadi ya. Nerede? Damat. Evet. Oğlum ne diyor bu kız? Baba. Hiçbir fikrim yok. Ayıp olmasın diye anlamış gibi yapıyorum. Geç şunu kenara, adamın ağzından. Bunu anladım galiba. Sinirlendi, bunu ben de anladım. Celal, ben bu kızın durumunu hiç iyi görmüyorum. Bir doktora falan mı götürsek? Yavrum, bir gece neler oldu benim güzel kızım. Ya tamam, ortalığı velveleye vermeyin. Tamam, dur anlarız şimdi kızım. Sen konuşamıyorsun. Aşağıda mı? Yazarak anlat. Kağıt kalem var mı Şahin? Var. Getir Şahin. Hadi. Ne bekliyorsun Şahin? Ne bileyim. Ver şunu, ver. Kızım sakin ol. Tamam. Al bakalım kağıt kalem. Yaz sen bize. Tamam, yaz. Hadi bakalım. Hadi. Yazsana. Yazarsın kızım. Yasemin, ne yapıyorsun kızım? Celal amca, bana aklıma çok güzel bir tarif geldi de unutmadan yazmam lazım hemen onu. Yaz Yasemin. 2 metre kumaş, yaz. Evet, kırmızı tamam. Olsun. Ne yapacağız şimdi? Ben de unuturum bir şeyi. Sevda! Sen hadi git bana bir tane böyle bol köpüklü orta bir sabah kahvesi yap. Ben onu ye içeyim. Hay ağzın bal yesin be Demir. Ben de bir tane orta Türk kahvesi alırım ama Damla Sakız'ı da koyarsan içine çok iyi olur. Kahve mi? Sen kahve sevmezsin ki. Damla Sakız'ı diyor anne, Damla. Damla Sakız'ı güzel olur ama. Bir tane ister misiniz siz de? Ay Sevdacığım, hadi zahmet olmazsa bana da bir tane yap, tamam mı? Hadi. Sevda! Sen çatı katında çamaşırlarını unutmuşsun. Gel biz onları toplayalım bakalım. Çamaşırlar onlar. Falan çıkıyor oraya. Ayıp oluyor ya. Onlar onun da şeyi miymiş? Evet. Yeter! Sırat bırakın şu kızı. Allah Allah. Zaten kız konuşamıyor. Yok Celal amca, Yasemin çamaşırlar için. Evladım başlatmayın çamaşırınızı, siparişinizi, kahvenize yahu. Zaten kızın durumu vahim. Allah maşallah var, hiçbir şey yok gibi duruyor. Yani... Allah Allah. Hı? Gel kızım gel yaz. Hadi. Bu ne? Anne eski yazı mı bu? Yok. Bu eski yazıya benzemiyor kızım. Hieroglif. Afazi bu. Ne? Hakim. Ne o ya? Şimdi şöyle, bu tıpta bir terim aslında. Şöyle anlatayım ben. Kesin akşamki fareyi gördüğü için korkudan olmuştur zar. Yani hastalar bu gibi durumlarda genellikle konuşma ve anlama yetisini, hatta bazen motor fonksiyonlarının bir kısmını geçici bir süre için kaybeder. İyi ama bu Sevda salonda yatıyordu. Çatı katında ne işi var? Şimdi biz gece çok bağırış çağırış yaptık ya. Bu kızcağız da uyku sersin miydi tabii? Öyle bir anda öyle şey olunca korktu o da. Yoksa afazi Sevda ne alakası var değil mi? Ateş. Sen nereden biliyorsun bu Hafize'yi? Afazi. Hafize. İlk yardım eğitiminden. Ondan da tabii Yasemin'cim ama aslında benim halamın da başına geldi bu. Oradan biliyorum. Ama geçici bir şey yani Celal amca, Perihan abla sakin olun. Merak etmeyin. Bir şey yok. Geçer ne olacak? Bir şey yok. Şahin sen git yukarıya kızın bavulunu hazırla, tamam mı? Süheyla'ya da söyle yumurtayı yapmayı falan bıraksın. Demir sen de arabayı, kızı alıyoruz ve ailesine teslim ediyoruz. Evet annen çok haklı. Bence de böyle yollamakla olmaz.
Alalım bizzat kendimiz götürelim Kayseri'ye. Anasına babasına teslim edelim. Ne yapılacaksa onların yanında, onların önünde yapılsın. Olmaz! Sevda kalsın. Sevim. Şimdi bu kızcağız size emanet değil mi? Anası babası size emanet etti. Şimdi bu halde götürürseniz eğer kızımız ne halde falan demeyecek mi canım insanlar? Tamam işte kızım, onun için yollamıyoruz zaten. Bizzat kendimiz götürüyoruz. En doğrusu bu. Hadi hazırlanın, toparlanın. Hadi hadi, hadi gel ya. Dur Hafize dur. Gel, sen de gel. Gel, gel otur şöyle ya. Biraz. Vah yavrum bak. Bir şekerli çay mı yapsak? Bilmiyorum anne, iyi gelmez falan. Babacığım ya yolda bu kızcağızın başına bir şey gelse anasına babasına ne diyeceğiz? Ben hemen bir doktor arkadaşımı arayıp gelip bir Sevda'nın durumuna baksın. Bu böyle olmaz. Ama öncelikle sakin olalım. Gelip durumu tam olarak bir saptasın. Ondan sonra nereye istiyorsanız götürün. Şimdi Ayşe'nin de dediği gibi yolda falan bir şey olursa yazık, günah. Alo.